Artık binaya girmenin adabından önce bina yapmanın farzlarını konuşalım. Şehre girme duasından önce şehirler kurulurken işlenen haramları anlatalım. Değerli kardeşlerim, ilahi vahyi bir bütün olarak ele aldığımızda, insanı, vahyi, kainatı birlikte ele aldığımızda görürüz ki, her şeyden önce bu tür musibetler birer ilahi afet değil, birer ilahi ayettir. Bu büyük ayetleri ibareler üzerinden değil, ibretler üzerinden okumalıyız. Evreni, kainatı, coğrafyayı, fizik alemini bilmeyen bir kardeşimiz, depremin metafiziği üzerinde konuşmaya cüret etmemelidir. Ülkemizin yarınlarını inşa eden öğretmenlere, ve din görevlilerine birer çağrıda bulunmak isterim. Değerli öğretmenlerimiz, bu büyük musibet umulmadık müfredatlar koydu önümüze. Acılarla yoğrulan coğrafyada yavrularımızın her birinin dimağına ve gönüllerine yeniden umut inşa etmek sizlerin vazifesidir. Bugün her birimizin birer umut muallimi olması gerekiyor umut muallimi. Bugün okulun yalnızca dört duvar arasında kırkar dakikalık fasılalarla koridorlara hapsedilemeyeceğini göstermek için hayatın kendisini okula, eğitime çevirecek metotlar bulmamız gerekiyor. Gün her zamankinden daha çok çalışma, üretme, fark etme günüdür. Bir çağrım da din gönüllüsü kardeşlerime ülkemizin din gönüllüleri emekli bir mesai arkadaşınız olarak size sesleniyorum. Bugün sizlere daha büyük görevler düşüyor. Bugün o güzel ezanınızın ulaştığı ulaşmadığı her kulağa kalbinizle de dokunma zamanıdır. Mihrap peygamberlerin makamıdır. Muhammed Mustafa'nın makamıdır. O nasıl ki alemlere rahmettir. Sizler de bütün alemlere rahmet olma çabası içerisinde olmak durumundasınız. Madem onun makamındayız, bugün o makamın hakkını verme zamanıdır. Kadınlara hürmetkar olmak, çocuklara merhametli olmak zamanıdır, her zamankinden daha fazla. Sokağı ihmal etmeme vaktidir, vaktidir. Solan çiçeği, üşüyen kediyi bile koruma zamanıdır. Kıymetli kardeşlerim, son olarak bir hususu ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu fani dünyaya kalmaya gelmediğimizi, buranın göçebesi olduğumuzu hatırlama vaktidir. Alemlere rahmet peygamberimizin kısaca din, dinlendiği bir ağaç gölgesi saydığı bu dünyanın hakikatini anlama vaktidir. Hani benim ve dünyanın misali bir ağaç gölgesinde kısa bir süre dinlenen bir yolcunun misali gibidir. Yolcu yolunda gerek. Yolda kalmayalım artık. Yol olalım, yol alalım kardeşlerim. Yaşamak aslında acımaya razı olmaktır. Biz bazen çocuklarımıza dünyayı çok toz pembe gibi gösteriyoruz. Oysa yaşamak acımaya razı olmaktır. Can taşımak acıtır. İşte tam buradayız. Bu ana kadar bizden öncekilerden ibret aldık. Bundan sonra sonrakilere ibret olacağız. İş başa düştü kardeşlerim. Hayatın beklenmedik acıları, önlenemeyen kırıklıkları, aramızdaki yabancılıkları eritmek için ötekileştirmeleri sonlandırmak için o bencillikleri onarmak için uzaklıkları yakın etmek için eşsiz bir fırsatla karşı karşıyayız. Bunca acının içinde güzel olanı birbirimizin nefesiyle nefeslenmemiz, birbirimize bahşedilen canla ferahlanmamızdır. Maddi yıkımın getirdiği bu manevi onarım önemli. Betonların devrilmesiyle ayağa kalkan kardeşliği görmek çok önemli. Canlarımızın kaybıyla birbirimize can olmamız, birbirimizin sevinciyle sevinmemiz ah ne kadar önemli. Tekrar rahmeti rahmana kavuşan her kardeşimize rahmet diliyorum. Aziz milletimize sabri cemil niyaz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah aziz milletimizden hifsu inayetini esirgemesin. İmdat diyen her canımıza ulaşmayı nasip eylesin. Yaraları sarmak için milletçe seferber olmayı lütfeylesin. Yardımcı kuvvetlerimizi ruhul kudüs ile teyit eylesin. Amin, amin, amin.